Dünya bu olayı konuşuyor. Rusya merkezli bir internet sitesi Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden on binlerce kamera sistemini canlı olarak yayınladı. Sitede Türkiye'den 170, Amerika'dan 4591, Fransa'dan 1576, İngiltere'dense 584 kameranın görüntüleri yer alıyor. Peki çalışma ofislerinden hastanelere, devlet dairelerinden evlerin içlerine kadar giren kameralara ulaşmak nasıl mümkün oluyor? Türkiye'nin ilk yakarı Tamer Şahin, herkese endişelendiren bu güvenlik açığının nasıl oluştuğunu ve bunu engellemenin yollarını İstanbul 1 TV kameralarına anlattı. Güvenlik kameraları dediğimiz cihazlarda aslında ufak bir bilgisayar içeren e, görüntü kaydeden görüntüleri e, uzaktan erişimini sağlayan cihazlar. Dolayısıyla bunların e, kurulumu ve sonrasındaki kullanımı ile ilgili ciddi zafiyetler var. Ama bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle. Özellikle Türkiye'de teknik elemanların kurup gittiği bir takım cihazlar var. Bu kurup gittikleri cihazlarda şifreleri varsayılan şifre olarak, yani yöneticilerin kullandığı kameraları yönetmek için kullanılan şifreler varsayılan şekilde belirleniyor. Ne olması gerekiyor? Halbuki işte harflerden, rakamlardan oluşan, içerisinde bir takım e, kompleks karakterlerin olduğu şifreler seçilmesi gerekiyor. Diğer bir tehdit unsuru ise şu o cihazlar güncellemeleri yapılmıyor. Yani nasıl normal bilgisayarınızın güncellemelerini yapıyorsanız aynı şekilde bu cihazların da güncellemelerini yapmanız gerekiyor. Yapılmadığı takdirde bu cihazların yeni versiyonları yüklenmediği takdirde kameraların uzaktan o kameralara sızmak mümkün. O kameralar yardımıyla internet ağına sızmak yine mümkün olabiliyor. Çünkü o kameraların üzerine zararlı yazılım ya da virüs yükleyip iç ağda girmek mümkün olabiliyor. E, o yüzden bunları sürekli güncel tutmak ve şifrelerini iyi seçmek lazım. Hacker'ın aklı kitabının da yazarı olan Şahin, sıklıkla kullandığımız cep telefonu, tablet ve televizyonlarda bulunan kameralara karşı da vatandaşları uyarıyor. Bunlar cep telefonlarına da bulaşabiliyorlar, başka cihazlara da bulaşabiliyorlar, tabletlere bulaşabiliyorlar. E, yine kişilerin özellikle taşınabilir bilgisayarlarındaki ya da cihazlarındaki hem kameralara dikkat etmesi lazım hem de mikrofonlara dikkat etmesi lazım. Çünkü ortam dinlemesini de bu şekilde yapmak mümkün. O mikrofonlar sürekli aktif ve sürekli ses iletiyorlar. Sadece uzaktan bunu tetiklemek geriye kalıyor. O yüzden aslında cebimizdeki taşıdığımız bu işte cep telefonlarının ya taşınabilir bilgisayarlarımızın hatta ve hatta televizyonlarımızın evimizde kullandığımız akıllı televizyonların internete bağlanma becerisi olan televizyonların hepsini bu risk altında olduğunu bilmemiz lazım çünkü artık akıllı televizyonlara da virüs bulaştırılıp gayet oda izlenebiliyor odadaki sesler kaydedilebiliyor bunların tabii ki tek çözümü güncellemeleri zamanında yapmak ve yüklediğimiz yazılımlara dikkat etmek.